Şimdi sevgili Ayşe Özer Gaziantep'ten buraya başvurmuştu biliyorsunuz. 19 yaşındaki kızı Zeynep'i arıyordu. Hatta bir tedaviyle olmuş. Yani su bile istemekten imtina ediyorlarmış kendisinden. Göz bebeği gibi bakıyorlarmış. 25 Aralık'ta kaybolmuştu biliyorsunuz. Cuma günü bulduk. Buraya gelecek ama önce Ayşe Hanım'ı buraya çağırayım. Sonra kızıyla kavuşturacağız inşallah. Ayşe Hanım gelir misin lütfen? Hoş geldin. Kızını bulduk, getirdik. Birazdan sizi kavuşturacağız. Neler konuştuğumuzu bir hatırlatmak istiyorum. Tamam. Bir hatırlatma girsin arkadaşlar. Hemen arkasından alalım kızını buraya. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah Didem. Tamam canım, canım. Zeynep'i buldum. Ay, ay, ay Allah'ım. Bugün 19 gündür Zeynep'im neredesin? Çok da güzel kızın. Ay nefesimsin Zeynep. Ah. Zeynep ben sensiz yaşayamam Zeynep'im. Bir de nişanlı yani. Bir hafta önce nişanlandı. Kendi istedi, ben de saygı duydum. Bir şey diyemedim. Nişan takıldı. 25 Aralık sabah uyandığımda Zeynep'im yoktu. Oy ya. Anlatır mısın gittiği günü? Sabah 9.30'du. Eşim bana seslendi. Zeynep yok dedi. Ben de dedim hemen yanıma baktım. Zeynep nasıl yok dedim. Dedi lavaboya gitmiştir dedi. Televizyonu açık açmıştı. Işıklar hepsi açıktı. Baktım Zeynep yok, ses falan yok. Kapılar hepsi açık. Işıklar hepsi yanıyor. Hepsi dış kapı da mı açık? Evet, dış kapıyı da açık bırakmış. Gidip baktığımızda sabah saat 8.30'da sadece elinde mont. Montu elinde kapıda çıktığı görünüyor. Bir yer biriyle buluşuyor mu? Yani, yok ya da kimse biriyle... görünmüyor. Hiç kimse görünmüyor. Yok kimse görünmüyor. Nefessizim Zeynep. Zeynep ben sensiz nefes alamıyorum. Neredesin? Bir kere anne de sesini duyayım. Güzel haberi duymaya hazır mısın? Ay inşallah. Ha? İnşallah. Didem Hanım inşallah. Zeynep'i buldum. Ay, ay, ay Allah'ım. Ay, ay, ay. Ay, ay. Zeynep'ciğim, annen, ailen, annem, baban, nişanlın, herkes, biz çok korktuk senin için. İyi misin? İyiyim. Peki, 25 Aralık'ta ailene haber vermeden, annene haber vermeden sabah 8.30 civarı evi neden terk ettin bir tanem? Niçin? Durumlar çok farklı. Didem Hanım bilmediğiniz çok şey var. Vallahi çok hızlı yol aldık. Cuma günü seni yayına aldık. Cuma gününde kızını buldum. Dolayısıyla çok mutluyum ama kızın çok ağır şeyler yaşamış. Evet Didem Hanım. Kızınla buluşmaya hazır mısın? Hazırım. Burada Didem. Zeynep'in yani. Ay sağ ol, Allah razı olsun. Rica ederim. Allah sizden. Senden de razı olsun. Zeynep gelsin bakalım kızımız. Gel Zeynep'ciğim. Mutlu oluyorum ya gerçekten. Gözün aydın gerçekten. Yaşayamam kızım sanırım. Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im. Ay, ay canım. Ay kurban olurum Zeynep'im. Ay sen benim nefesim. Bunu bileyim tamam. Ben sensiz yaşıyorum. Ay Allah'ım çok zikir ya Rabbi. Güzel kızım. Ay. Ay. Zeynep. Ay kurban alırım sana. Seni yaradana kurbanım Allah'ım. Çok şükür. Ay. Gözünüz aydın. Dur şu kablolardan ben de bir sarılayım Zeynep'e de. Hoş geldin. Gözün aydın daha doğrusu. Sağ ol Didem Hanım. Zeynep neredesin ya? Neredesin? 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 Gidiyorum.
çok ağır şeyler yaşamışsın. Çok ağır. Canım benim ya. Of. Ürkek bir kuş gibi ya. Nasıl titriyor. Ha kızım benim. Merak etme, güvenli yerlerdesin şimdi. Bak her yara kapanır bir şekilde. Bir sızı bırakır. Çok ağır şeyler yaşamışsın. İzleyiciler de merak etmiş. Bir bölümünü de söyleyeceğim. İzin verirsen. Ama bunun için evden gitmeye değer mi ya? Oy 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 oy. Ne utanıyorsun? Kaldır kafanı. Utanacak hiçbir şey yok. Sen utanacak hiçbir şey yapmadın annem. Hiçbir şey yapmadın annem. Ki. Ne utanıyorsun ya? Sen hep dürüstsün. Sen hiçbir zaman yalan söylemedin bana. Hadi gel şöyle oturalım mı? Çok güzel kızım. En köşeye otur. Zeynep en başa otursun. En başa otur onu. Sen ağlama. Bir kafanı kaldırır mısın Zeynep? Sen ağlama. Kafanı sen ağlama. Hiç ağlama. Zeynep başını kaldır. Kaldır başını. Utanacak bir şey yapmadın. Sana yapanlar utansın. Benim Zeynep bir bana gururlu. Bak. Yok. Şükürler olsun seni hemen bulduk ya. Vallahi nasıl korktuk biliyor Allah musun? Ben annemin çıkmasını bekliyordum. Annenin çıkmasını bekliyor muydun? Kurban tamam. Olsun annen sana. Annem kurban olsun sana yavrum. Oy be sen ay. Benim aldığım nefessin. Of sen bunu bilmiyor musun? Ben sana hep demeyeyim mi Zeynep? Sen benim aldığım nefessin. Sen olmazsan ben nefes alamam, yaşayamam. Tamam sakin ol. Ay çok şükür Allah'ım. Kaç gün oldu evden gidelim? Bugün 20 gün olmuştu. Bugün 22 gündür görmedim. 22 gündür bugün görmüyorsun. 22 gün. Şu mikrofonları bir düzelsin arkadaşlarım. Evet. Tamam. 22 gün. Ay ben bir saniye ayrılamam Zeynep'imden. Bundan bir hiç saniye. Ayrılmayın inşallah bundan bir sonra. Bir saniye Zeynep'im içe evde olmazsa ben değilim. Zeynep'siz asla hiçbir hayat bir şey düşünemem. O benim her şeyim Didem Hanım. Biliyorum, biliyorum. O benim aldığım nefes. Ay canım ben ya. Bunu hep söylerim. Zeynepsiz ben nefessiz kaldım, yaşayamadım. Umudumu kesmedim. Annem perişan durumdaydı Zeynep, korkunçtu yani. Ben de aynı şekildeydim, yemek yemiyordum. Ay annem kurban olsun sana, kurban olsun annem. Ben buraya geldiğimde bile bu kaç gün içerisinde ağzıma hiçbir şey vurmadım yani. Ay. Ay annen kurban olsun sana. Ay canım benim. Benim göz bebeğimsin sen. Ben istemezdim durumların bu şey gelmesini ben ama. Ben her türlü senin yanındaydım. Sen bunu biliyordun. Ben her zaman seni hiçbir zaman senin bizim yanı bırakmadım. Bizim gücümüzün yetmediği yerler de varmış demek ki. Yok kızım ben yaşadığım sürece... Asla. Ne zaman ki ölürüm annesiz kalırsın. O zaman bir şey yapamam. Ben olduğum sürece her zaman yanındayım. Sana desteğim. Her türlü ben seninle her şeye varım. Zeynep neredeydin kızım? Neredeydin bir tanem? O gün evden gitmeye neden karar verdin? Antep'teki annenin babanın evinden. Durumlar öyle gösteriyordu. Ya senin yaşadıklarını annem biliyor. Evet biliyordu. Ya annenle sen sıkıntılarını paylaşabiliyordun. Her şeyin mi? Her şeyin. Çok şanslısın. Çok biz genç. Arkadaş gibiydik evet. Didem Hanım. Biz hiç yani anne kız gibi değil. Ben ona hiçbir zaman yani arkadaşsızlığı aratmadım. Hep kendine... Tekniği aratmadı yani. Yani hiç... Her şeyini ben derdim kızım anlat bana ne olursa olsun benden bir şey saklama. O peki, da aynısını yapardı. O gün kaçta çıktın evden? Sabah 8.30-9 arasıydı. 8.30-9 annenler uyuyor muydu? Evet uyuyorlardı. 25 Aralık. Hı-hı. Yeni yıla da girerken aslında onlara büyük bir ceza vermişsin yani. Kendime de onlara da. Asıl amacın kendini cezalandırmaktı. Yani peki evden gidip ne yapmayı planlıyordun? Nereye gitmeyi planlıyordun? Ya biliyordum annemin ya size... Ya da böyle başka bir programa çıkacağını biliyordum hani. Niye peki annenin başka programa ya da bize başvurmasını istedin? Yani sen evden gitmeyebilir istiyordum. Yani sesimi duyurmak istiyordum. Yani Didem Hanım yaşadı, şeyi sizinle paylaşmak istedi. Bir de Didem Hanım biz defalarca şikayet etmemize rağmen sesimizi duyuramadık. Yani
ilgili de gereğini yaparız ama önce olanları bir anlayalım.